Hoş geldin. Bu, evde olan fazla eşyalarımız. İhtiyaç sahibi için getirdim. Peki kardeşim, Allah hayırlı kabul etsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Biz de sepete bırakacağız. İhtiyaç sahipleri gelip alacaklar. Ol, Allah hayırlı kabul etsin. Allah hayırlı kabul etsin. Götür güle güle kullan. Ben sana bunu vereyim. Kendine göre bak, sevdiği bir pantolon varsa kendine al. Bak bunların içinde tişört de var. Bak kendine göre, senin bedenine göre bakayım. Sen ne var? Kot al bakalım kendine göre beğen. Bunu vereyim sana. Böyle. Çok güzel bir pantolon. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sahiplerine dua et. Hadi güle güle. Allah razı olsun. Gördüğümüz şöyle bir güzel bir ceketimiz var. Şurada yazlık beyaz bir ceket. Şurada erkek böyle montumuz var. Şöyle çok güzel elbiseler. Abiye normal günlük elbiseler. Karışık herkese göre, her yaşa göre. Çocuk, büyük, küçük. Biz de buraya ütüleyip eksiklerini tamamlayarak, sökükleri varsa dikiyoruz, buraya asıyoruz. Gelen kişilerin zevkine göre, istediğine göre birer parça, ikişer parça, üçer parça böyle veriyoruz. Atma yeter mi? Çok da dar olmasın. Tamam abi. Değil mi? Bu kadar. Aynen. Bu kadar yeter. Hem koldan daratıyorum, hem yaladan daratıyorum. Boyu iyi. Boyu iyi. Kontrol ediyoruz. Herhangi bir yerinde elmalarında sorun var mı yok mu? Yok şu anda. Hazır. Biz bunları burada elden geçirerekten kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra eğer çok kırışıksa ütüye gönderiyoruz. Ütüledikten sonra işte gördüğünüz askıya takıp oraya asıyoruz. Yaklaşık 10 yıldan beridir şu gördüğünüz ihtiyaç sahiplerine, Elazığ halkımıza, vatandaşımıza, ihtiyaç sahiplerine bunları vatandaşlarımız getiriyor. Onları da getirdiği zaman biz de burada kontrolünü yapıyoruz. Söküklerini kontrol ediyoruz. Fermuarı bozuksa fermuarını yapıyoruz. Ve en son ütüye gönderiyoruz. Ütüde de bir eksik tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi işte askıya takıyoruz. Vatandaş da gelip kendi isteğine göre kime ne ihtiyacı varsa, pantolon olana pantolon, elbise ise elbise, etekse etek, çantamız var. Şöyle gördüğünüz gibi burada etekler var, çantalar var. Çocuk ayakkabıları, büyük küçük. Hepsini yaklaşık mevcut. Biz bunları dışarıya sepete bırakıyoruz. Sepetten vatandaşlar gelip alıyorlar, bize dua ediyorlar. Biz de Allah hem getirenden de razı olsun. Çünkü onlar da duyarlı vatandaşlarımız, Elazığ'daki kardeşlerimiz. Onlar da yaklaşık 10 yıldan beridir beni gördüğü için getir bize teslim ediyorlar. Ya da direkt sepete boşaltıyorlar. Yani ihtiyaç sahibi olan herkes gelip alabiliyor. Biz de şunu söylüyoruz Elazığ vatandaşımız, halkımıza tekrar. Evinde eski elbiseler olan, kullanmamış ayakkabıları olur, neyi varsa. Yani çöpe atmasınlar. Biz burada sana üstleniyoruz bu işi. Getirsinler, bize teslim etsinler. Biz de aracı olaraktan bunları halkımıza ulaştırırız, vatandaşımıza ulaştırırız. Bu arada hem kıyafetlerde de olduğu gibi bu soğuk kış günlerinde hem kıyafet veriyoruz, kıyafetin yanında bir de hayvanlara bakıyoruz. Özellikle kediler aç çünkü sokak hayvanı. Bunu ben vermezsem o vermesi kim verecek? Mecburen biz de burada görüyoruz. Gözümüz götürmediği için bunlara her sabah akşam mama alıyoruz. Mamalarını hem dış dükkanın dış kısmına hem de arka tarafına bahçemiz var. Oraya bırakıyoruz. Hayvanlar gelip yiyorlar. Belli Usta yıllardır bu işi yaptığı için biz de duyduk. Evde olan fazla eşyalarımızı getirdik. İhtiyaç sahipleri için Belli Usta'ya teslim ettik. O da ihtiyaç sahiplerine ulaştırması için. Çok güzel bir şey. Yani tavsiye ediyoruz. Milletimiz biraz daha duyarlı olursa evdeki fazla eşyalarını
getirip böyle ihtiyaç sahipleri için yardım eden insanlarımız var. Onlara teslim ederlerse tabii çok, çok güzel bir şey olur yani.